Kurtuluş Savaşı, Düzenli Ordunun Kurulması, Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu, Güney Cephesi, Batı Cephesi. Düzenli Ordunun Kurulması. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Türk ordusu dağıtıldığı için Kurtuluş Savaşı'nın ilk mücadelelerini Kuvayi Milliye Birlikleri yapmıştı. Sadece Doğu Anadolu'daki 15. Kolordu kalmıştı. Tüm baskılara rağmen Kazım Karabekir Paşa askerlerini dağıtmamıştı. Türk milletinin düşmanla gerektiği gibi mücadele edebilmesi için düzenli ordulara ihtiyaç vardı. Düzenli ordunun kurulma nedenleri. 1. Kuvayi Milliye Birliklerinin düşman işgallerini durduramamaları. 2. Kuvayi Milliye'nin uygunsuz davranışları, disiplinsizliği. 3. Kuvayi Milliye Birliklerinin ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları. 4. Yunan ilerleyişi. 5. Yurdun bir an evvel düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Kuvayi Milliye'nin tarihimizde önemi büyüktür. Batıda Yunanlılar, güneyde Fransızlara karşı başarılı savaşlar yaptılar. Onlara kayıplar verdirerek ilerlemelerini yavaşlattılar. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında görev aldılar. Kuvayi Milliye Birliklerinin 22 Haziran 1920'de başlayan Yunan yerleşimini durduramamaları ve Gediz Muharebelerinde başarısız olmaları üzerine düzenli orduların kurulması zorunlu hale geldi. 8 Kasım 1920'de Batı Cephesi Komutanlığı'na İsmet Paşa getirildi. Milli kuvvetler Batı'da İsmet Paşa'nın emri altına girerken bazı Kuvayi Milliye Birlik liderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi otoritesi altına girmek istemeyerek isyan ettiler. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nda 3 cephede düşmana karşı savaşmıştır. 1. Doğu Cephesi Ermenilere karşı, 2. Batı Cephesi Yunanlılara karşı, 3. Güney Cephesi Fransızlara karşı. Doğu Cephesi, Ermeni Sorunu. Doğu'da Ermeni Sorunu 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlamıştır. Ruslar Ermenileri bağımsızlık vaadiyle isyana teşvik etmişlerdi. İngiltere'de Ermeni meselesi büyük bir role sahipti. İngiltere çıkarlarına ters düştüğü için Doğu'da Rusların kontrolünde bir Ermeni devleti istemiyordu. Çünkü Rusya devletinin Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ni tehdit edebilirdi. İngilizler burada kendi desteğinde bir Ermeni devleti kurarak Rusya'nın emellerini engellemek istiyordu. Ermenilerin tüm bu olaylardan güç alarak Hınçak ve Taşnak Cemiyeti'ni de kurarak Doğu Anadolu'da isyana başladılar. Amaçları burada bir Ermeni devleti kurmaktı. Fakat Anadolu'nun hiçbir yerinde çoğunlukla değillerdi. Ermeni sorunu 1. Dünya Savaşı'na kadar sürdü. Rusların Ermenilere silah vermesiyle ayaklanmalarına hız verdiler. Birçok insanı öldürdüler. Kafkas cephesinde Osmanlı hükümeti bu olaylara karşı Ermenileri 1915 yılında Teşhir Kanunu ile Suriye'ye göç ettirdiler. Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilince Ermeniler Kafkasya'ya çekildi ve daha sonra burada SSCB'ye bağlı bir Ermenistan devleti kuruldu. Ancak İtilaf Devletleri Mondros'a koydukları bir madde ile Doğu Anadolu'yu Ermenilere vermeyi planladılar. Bundan cesaret alan Ermeniler Türk topraklarına saldırdılar. Fakat 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa Ermenilere yererek Türk topraklarından çıkardı. Gümrü Antlaşması. Ermenilerle 3 Aralık 1920'de Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Doğu sınırı Aras Nehri, Çıldır Gölü hattına kadar uzanacak, Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekilecekler ve düşmanca davranışta bulunmayacaklar, Ermeniler Sev Anlaşması'nı tanımayacaklar. Gümrü Anlaşması'nın önemi. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk anlaşmadır. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısıdır. 3. Doğu Anadolu sınırı, daha sonra Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması ile kesin şeklini aldı. Güney Cephesi. Mondros'un 7. maddesine göre Fransızlar Adana'yı, İngilizler ise Urfa, Maraş ve Antep'i işgal ettiler. İngilizler bir süre sonra Fransızların dikkatinin Arap bölgelerindeki topraklara kaymasını engellemek için işgal ettiği yerleri Fransızlara devretti. Fransızlar ve Ermeniler Adana ve çevresinde büyük kayıplar verdiler. Fransızlarla 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalanmasının ardından Fransızlar Adana'dan çekildiler. Antalya dolaylarına asker çıkaran İtalyanlarla milli mücadele yıllarında bir savaş yapılmadı. Çünkü İtilaf Devletleri Batı Anadolu'yu İtalya'ya vermemekle İtalya'yı küstürmüşlerdi. Batı cephesinde kazanılan başarılar üzerine 1. Yunan Muharebesi sonucunda İtalyanlar işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu terk ettiler. Batı Cephesi.
Sevr Barış Antlaşması'ndan önce Eskişehir'e kadar yaklaşan Yunanlar, hem güçlerini ispat etmek hem de Anadolu Demir Yolları'nın bu önemli noktasını kendi kontrolleri altında bulundurmak istiyorlardı. Bu arada meydana gelen Çerkez Ethem olayını fırsat bilen Yunanlar saldırıya geçtiler. Türk birlikleri Yunan saldırıları karşısında tamamen savunma savaşı yaparak Yunanların saldırılarını püskürttüler. Ayrıca İsmet Paşa Çerkez Ethem üzerine hareket ederek meclise karşı yapılan bu isyanı da bastırdı. Yunanlar ilk kez karşılaştıkları düzenli ordu birlikleri karşısında başarısız olarak geri çekildiler. 1. Yunanlı Savaşı 6-10 Ocak 1921 Sebepleri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek ve yeni topraklar kazanmak. 2. Çerkez Ethem ayaklanmasından yararlanmak. 3. Türk ordusunun güçlenmesini engellemek. 4. Eskişehir'i alarak Anadolu Demir Yolları'nın kontrolünü ele geçirmek. 5. Ankara'yı alarak milli mücadeleye son vermek. Sonuçları 1. Bu savaş sonucu halkın meclise olan güveni arttı. 2. Bu savaş ile dışarıda diplomatik başarılar kazanıldı. 3. SSCB ve Akdenistan ile dostluk anlaşmaları imzalandı. 4. İsmet Paşa generalliğe yükseldi. 5. İtilaf devletleri ortaya çıkan yeni durumu görüşmek üzere Londra'da bir konferans toplamayı kararlaştırdılar. Londra Konferansı 21 Şubat 1921 Ermeniler ve Yunanlara karşı kazanılan başarılar, olumlu diplomatik gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması'nı yeniden gözden geçirerek ufak tefek değişikliklerle Türkiye Türklere kabul ettirmek için 21 Şubat 1920'de Londra'da bir konferans topladılar. Konferansa İstanbul Hükümeti çağrıldı fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi çağrılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu duruma karşı çıktı ve daha sonra İtalya aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konferansa davet edildi. Londra Konferansı'nda İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve İstanbul Hükümeti katıldı. İtilaf Devletleri'nin Misak-ı Milli'yi kabul etmeyince konferans dağıldı. Sonucu, İtilaf Devletleri konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırmakla onları resmen tanımış oldu. Moskova Anlaşması 16 Mart 1921 Sovyet Rusya'da 1917'de çıkan ihtilal rejim değişikliklerine sebep olurken Avrupa devletleri de bundan sonra Rusya'ya cephe almaya başladılar. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu üzerinde izledikleri politika Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni birbirine yaklaştırdı. Rusya Boğazlara ve Anadolu'ya sahip dost bir Türk devleti istiyordu. Çünkü böylece sınır güvenliği sağlanmış olacaktı. Moskova Anlaşması için giden Bekir Sami Bey, Rusya'ya Ermenileri koruyan tavırları yüzünden Moskova Anlaşması'nı imzaladı. Ayrıca Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzünden emin olmak istiyordu. Nitekim 1. Yunan Muharebesi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Rusya arasında 16 Mart 1921'de Moskova Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile 1. Sovyetler Birliği, Misak-ı Milli'yi tanıdı. 2. İki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. 3. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki tüm anlaşmalar geçersiz sayıldı. Moskova Anlaşması'nın önemi 1. İlk kez batılı bir devlet Misak-ı Milli'yi tanıdı. 2. Sovyet Rusya'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıdı. 2. Yunan Savaşı 23 Mart 1 Nisan 1921 Londra Konferansı'nda istediklerini kabul ettiremeyen İtilaf Devletleri, Yunanlıları tekrar harekete geçirdiler. Yapılan savaşlarda Türk orduları başarılı oldu. Fakat daha sonra yapılan Eskişehir-Kütahya Muharebesi'nde Yunanların başarılı olması, meclisin Kayseri'ye taşınması tartışmalarına neden oldu. Mustafa Kemal 3 aylık bir süreyle başkomutan seçildi. İkinci Yunan Savaşları sonunda İtalyanlar Anadolu'yu terk etmeye başladılar. Fransızlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma yolları aramaya başladılar. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul edildi.